Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz elma hasat zamanımız geldi. Bugün 31 Ekim ve Kasım'a girmek üzereyiz. Normalde elmalar Kasım ayında toplanıyordu. Fakat yağmurların geleceğini görüp bunları da 31 Ekim'i toparlamaya başladık. Şimdi elma toplamanın püf noktalarını anlatacağım size. Elmaları toplarken baş kısımları, yani sap kısımları üste gelecek, alta burası gelecek ve önemli yerlerden peki de çürümeye yüz tutmuş buruşmuş şeyleri kasanın içerisine koymamak gerekiyor. Çünkü bir çürük elma bütün kasayı çürütüyor. Şunları bir haline bakın. Önemli noktalardan birisi de herhangi bir nem almaması için kasanın altına gazete seriyoruz. Hani ne kadar etkili oluyor? Ben fazla etkili olduğunu düşünmüyorum çünkü her sene sürüyor yani. Altta kalanlar. Normalde geçen sene dahi olsa şunları almıyorduk. Bunları hayvanlara koyduk. Ama bu sene verimsizlik yüzünden bunları da alıyoruz. Bunları da kuşlar yemiş. Bunu da almıyoruz. İneklere atıyoruz. Onu ben ineklere koyarım. Şimdi o kuşların yuvasına bakalım değil mi? Burada iki yuva var. Nasıl bir yuvaymış bakalım hep beraber. Minnacık bir yuva. Neyse tekrar koyalım. Ha tekrar yapmayacağını biliyorum çünkü kışın çok rüzgar çıktığı için bizim burada. Uçuyor zaten bu yuvalar. Ama her sene tekrar geliyorlar. Bunların yüzüne bakmadık ama bu sene olmayınca illa ki toparlıyoruz. İşte bazen yoklukla sınanırsın. Bunlara muhtaç olursun. Bunların niye narin narin koymamız gerektiğini anlatayım. Bunlar birbirine çarptığında veya sert bir şekilde koyduğunuzda hemen yani bir ay içerisinde çürümeye başlıyor. İçtiğin için çürüdüğünde de dediğim gibi bir kasayı çürütüyorlar. O yüzden böyle narin narin. Naif naif koyacaksınız. Tatlı tatlı. Böyle işte. Arkadaşlar şimdi biz bu elmaları hızlı bir şekilde toparlayalım. Önceki videolarda olduğu gibi. Farklı bir şey olursa veya önemli bir şey olursa tekrar video kaydına başlarız. Devam ediyoruz. Arkadaşlar biz elma toplama işlemini bitirdik. Tekniğimiz kasa elma toparladık. Bunları nerelerde muhafaza etmeniz gerektiğini söyleyeyim. Karanlık ortamda muhafaza etmeniz gerekiyor ki hem sertleşmesi geçmesin yani erimesin. Hem de bozulması engelleniyor birazcık daha. Sonrasında başka diyecek bir şey yok galiba. Bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara bir şeyler yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.